Dediğiniz gibi bazı yine kardeşlerimiz orayı yanlış anlıyorlar. E i̇şte hocam namaz kılanları da görüyoruz. Ya bu bize bir ölçü değil ki. Sen de iyi namaz kılanlardan ol. Evet namaz kılanların kötüleri de vardır. Feveylül musallin diyor. Namaz kılanların yazıklar olsun diyor. Ancak sizin malumunuz okuduğunuz ayet-i kerimede inne salate tenha anil vel munkar ve ekber vallahu alem ma tasnaun. Hakiki kılınan namaz insanı fuhşiyattan, münkerden alıkoyar. O hakiki namazı fıkıh olmadan nasıl öğreneceksin? Arapça öğrenmeyip hadi Arapça öğrenmedin ama bir Arapça öğrenmiş fıkıh kitaplarını dizayn etmiş, gözün önünden geçirmiş, filtrelendirmiş bir hocadan helali haramı öğrenmen lazım. Kesinlikle. Yani biz doktordan helali haram öğretmesini beklemiyoruz. Ama bilmesini bekliyoruz asgari bir seviyede. Onu öğretmesi gereken hocadır. Bizi ameliyatta kurtarılmamıza vesile olması gereken doktordur. Herkes işini yaparsa güzellik olur. Ama maalesef işte dediğim gibi bazı cümleler ne alakası var? Bu kadar abartmayın. Benim kalbim temiz. Ya benim kalbim temiz. Ben efendim e, karşı cinsten olan insanlara denize girebilirim. Bu dinde de vardır. Cık. Ya arkadaş gözünün bir kere değmesi haram. Mesela örnek veriyorum. Tabii. Neden hocalığa soyunup da fetva vermeye çalışıyorsun? Yani. Herkes işini yapsın. Evet. Herkes işini yapsın. Evet. İşini yaparsan başına ağrımaz. Feselü evet. ehli zikrin kutum la ta'lemu. Bir bilene sorun bilmiyorsanız bir bilene sorun diyor Allahu Teala. O yüzden hep buradan çıkıyor. Yani bu kadar abartmayın. Abartmayın ama Libya'da hep sel patlıyor. Öbür tarafta deprem patlıyor. Bize deprem patlıyor. Yaz geliyor yukarılarda orman yangınları patlıyor. Öbür taraftan küresel ısınma yaklaşıyor. Öbür taraftan ekonomik... Hep belaya doğru gidiyoruz. Tabii. Hiç düzelme yok. Neden? Biz düzelmezsek bu iş düzelmez.